Beşinci bölüm. Kardeşler, bu olayların zaman ve tarihlerine dair size yazmaya gerek yoktur. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rabbin günü, gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir. İnsanlar, her şey esenlik ve güvenlikte dedikleri bir anda, gebe kadının sancılarının aniden bastırması gibi ani bir yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki o gün sizi hırsız gibi yakalasın. Siz hepiniz ışığın oğulları, gündüzün oğullarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz. Öyleyse başkaları gibi uyumayalım. Ayık ve uyanık olalım. Çünkü uyuyanlar gece uyurlar. Sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar. Gündüze ait olan bizler ise iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş ümidini giyerek ayık kalalım. Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. Mesih bizim için öldü. Öyle ki ister diri, ister ölmüş olalım, onunla birlikte yaşayalım. Bunun için şimdi de yaptığınız gibi birbirinizi yüreklendirip birbirinizi ruhça geliştirin. Son öğütler ve selamlar. Kardeşler, aranızda çalışanların, Rabbin yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara sonsuz saygı ve sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın. Size yalvarırız kardeşler. Boş gözenleri uyarın. Yüreksizleri cesaretlendirin. Güçsüzlere destek olun. Herkese karşı sabırlı olun. Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve tüm insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. Her zaman sevinin. Durmadan dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Ruhu söndürmeyin. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun. Her çeşit kötülükten kaçının. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz, Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz bulunmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir ve bunu yapacaktır. Kardeşler, bizim için dua edin. Bütün kardeşleri kutsal öpüşle selamlayın. Rabbin adına size ısrarla buyuruyorum. Bu mektup bütün kardeşlere okunsun. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu sizinle birlikte olsun.